10 milyon Akdenizli'nin bir numaralı kanalı Koza TV güncel programından mutlu günler sevgili seyirciler. Bugün güncel programında öncelikli kadınları ilgilendiren, sonrasında birikim yapmayı seven ve merak duyan herkesi ilgilendiren bir konuyu özel bir misafirimizle konuşacağız. Kimdir bugün güncel programının konuğu? Ziraat Bankası 2. Bölge Yöneticisi Sayın Ertuğrul İspa bugün stüdyolarımızda. Bugün altını konuşacağız. Altın yatırımı yapmayı sevenler özellikle lütfen çok dikkatli dinleyin bu yayını. Hem sizin için hem ülkemiz için önemli olan bir konuyu konuşacağız bugün programımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok seviyoruz altın yatırımı yapmayı Türk kadınları olarak. Artık aslında erkekler de yavaş yavaş başladı ama bugün altın tahvilinden bahsedeceğiz. Evet. Nedir efendim altın tahvili? Altın tahvili hazine müsteşarlığımızca teslim alınan hurda karşılığında çıkartılacak yatırımcısına 6 ayda bir kupon faizi geliri sağlayacak devlet iç borçlanma senedidir. Altın tahvili. Çok seviyoruz dedim ya yastık altını. Evet. Maalesef ana haber bültenimizde çok fazla yayınlıyoruz. Aslında yeni bir şey değil. Bizim büyüklerimizden kalma bir alışkanlık, bir yatırım şekli. Küçücük kenara paralar atarız. Özellikle biz kadınlar biraz daha Türk kadınlarının eli tutumludur denilir ya. Ve bu yönde de mutlaka bir yastık altımız vardır. Maalesef ana haber bültenlerinde de küçücük bir kolye için öldürülen kadınların çok fazla haberini yapıyoruz. Hatta sahte altın takıp da hırsızların işte gerçek zannettiği birçok kadın maalesef ki katledildi bu yönde. Efendim bu konuda ne gibi öneriniz olur? Tam konumuzla alakalı bir mevzu aslında. Evet, ben isterseniz sadece altın tahvili değil. Bir de altına dayalı kira sertifikamız var. Ondan da bahsedeyim kısaca. Altına dayalı kira sertifikamızda hazine müsteşarlığınca teslim alınan hurda altın karşılığı çıkarılan yatırımcısına 6 ayda bir kira getirisi sağlayacak faizsiz tahviller. Altın tahvilleri faizli. Altına dayalı kira sertifikaları faizsiz tahviller. Burada nasıl oluyor? Altına dayalı kira sertifikasında sertifika sahipleri gayrimenkulün kiralanmasından sağlanan geliri payları oranlarında alıyorlar. Tabii burada siz de az önce çok güzel bahsettiniz. Bizim insanımız, özellikle ev hanımlarımız, altın bizim için çok önemli bir yatırım aracı. Tabii bu yatırım aracının yastık altında olması büyük tehlike. Ekonomi için büyük bir kayıp. Hazinenizin bu işe girişmesinin temel sebebi yastık altında altınları ekonomiye kazandırmak, finansman araçlarını çeşitlendirmek, yatırımcı tabanını genişletmek. Ne gibi faydası var? Evdeki altınımızı bankamıza belirlemiş olduğumuz şubelerimize getirdiğimiz zaman ne gibi fayda sağlayacak? Birincisi altının kaybolma, çalınma riskini ortadan kaldırmış olacağız. İkincisi 6 ayda bir %1.2 getiri, yıllık %2.4 kupon faizi geliri veyahut kira sertifikası geliri sağlayacak. Yıllık %2.4'lük bir gelir sağlayacak. Küçük kazançlar sayenizde kazanmış mı oluyoruz? Evet. Küçük de değil, hatta stopajı da sıfır. Biliyorsunuz mevduatta %15'lere varan stopajlar var. Devlet tahvili ve kira sertifikalarında %10 stopaj var. Burada stopaj sıfır. Ciddi anlamda yastık altında altını olan vatandaşımız için ciddi bir gelir kapısı. Peki bu altın tahvili bir anda nereden çıktı? Yani hazine müsteşarı altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ihracını neden yapmakta? Yani evet yastık altında altın hep söyleniyor. Her zaman var. Uzmanlar hep bildiriyor zaten. Yastık altından bunu çıkarın diye. Ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Nereden çıktı bu ihracı? Neden yapmak istiyor hazine müsteşarlığı?
Şimdi Hazine Müsteşarlığımız birinci temel sebep yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması. İkincisi finansman çeşitliliğinin artırılması, devlet iç borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmesi. Üçüncüsü yatırımcı tabanının genişletilmesi. Yani temel amaç bu üç amaç. Biliyorsunuz tahminen 2200 ton yastık altında altın olduğu tahmin ediliyor memleketimizde. 2200 ton. Bu ciddi bir rakam. Bunun ekonomiye kazandırılması ülkemiz için çok önemli. Hep şu konuşuluyor son yıllarda, sıcak para akışı piyasada çok fazla olmadığı iddia ediliyor. Bu tarz yatırımlarla demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bu tarz projelerle piyasadaki sıcak para akışı da sağlanmış olacak mı? Sonuçta burada aslında hem biz kazanıyoruz hem ülke ekonomimiz ciddi anlamda kazanmış oluyor. Kesinlikle sisteme girmiş oluyor bu altınlar, biliyorsunuz altınlar da. Döviz gibi Merkez Bankamızın kaynaklarından birisidir. Altın karşılığında Merkez Bankalarımız para basabiliyor. Piyasaya likit de aktarabiliyor. Bu her anlamda hem vatandaşımız için hem ülkemiz için çok önemli bir olay. Peki efendim, kimlere altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası talebinde bulunabiliyor? Bir sınırı var mıdır onun? Burada tüm yurt içi, yurt dışı yerleşik gerçek kişiler talepte bulunabiliyor. Tüzel kişiler talepte bulunamıyor. Gerçek kişiler olması lazım. Peki bunun belli bir tutarı var mı? Yani illa şu kadar gramajlı altın gerekiyor diye bir sınırınız var mı? Ya da en fazla şu kadar diye? Hayır, hayır. Minimum veya maksimum bir tutar söz konusu değil. Yani bir çeyrek altını tek başına bile vatandaşımız getirip talepte bulunabilir. En güvenilir kurumdan bahsediyoruz aslında. Yani normal şartlarda bazı özel zinet eşyalarımızı kasa kiralayıp da aslında üstüne bir de para vererekten, öyle değil mi? Bankalara zaten hali hazır bırakanlar var. Bunu aslında sizlere emanet ederekten hem ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamış olacağız. Öte yandan biz de bu konuda kazanç elde etmiş olacağız. Peki efendim, hangi tarihlerde ve bölgeselde konuşmak istiyorum. Hangi şubelere başvuru yapılabilir bu konuda? Halen Adana'da Adana, Toros, Yüreğir şubelerimizde talep toplama işlemleri devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cuma günü akşamına kadar, 13-10-2017 akşamına kadar Adana ve Toros şubelerimiz talep toplamaya devam edecek. Vatandaşlarımızın bu şubelere gitmesi lazım. Peki müşteri avantajlarından bahsettik aslında. Örnek veriyorum, 100 gram belki küçük bir rakam ama 100 gram altın şimdiki altın fiyatlarına baktığımız zaman büyük bir meblağ ediyor. Vermiş olduğunuz faiz oranıyla da altınımız aslında altın doğurmuş oluyor demek doğru olacak tabii, mıdır? Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Bir de burada şöyle bir şey var. Sistem şöyle çalışacak. Tabii hangi altınları biz kabul ediyoruz? Önce onlardan bahsedelim isterseniz. Buyurun lütfen. 22 ve 24 ayar altınlar olması gerekiyor. Üzerinde değerli veya değersiz herhangi bir taş olmayacak. Reşat altını olmayacak. Bunun dışındaki bütün 22-24 ayar altınlara biz alıyoruz. Vatandaşımız ilgili şubelerimize getirdiğinde orada İstanbul Altın Rafinerisi'nin eksperi alıyor. Darphanenin basmış olduğu çeyrek, yarım, tam zinet altınları olduğu zaman bunları tartmıyor. Onların zaten malum biliyorsunuz gramları belli. Evet. Kesinlikle iskontoya tabi tutulmuyor. İşçilik ücreti alınmıyor. 1000/1000 saflıkta altın tartıldıktan sonra gram karşılığı vadesiz altın mevduat hesabına aktarılıyor. Daha sonra talep toplama bittikten sonra bir hafta sonraki çarşamba günü yatırım hesaplarına aktarılıyor. Aktarılmış oluyor. Bir grama karşılığı 1000 adet olarak aktarılıyor.
Peki bu işlemler yapıldığı zaman ben başvuru için geldim. Bu işlemlerden bir ücret alıyor musunuz? Kesinlikle alınmayacak. Kesinti yok, ücret yok. Yok, evet. Bu altınları siz aldıktan sonra eritiliyor. Yani örnek veriyorum, ben 10 tane bilezik verdim size. Evet. Bunlar eritiliyor ve yeniden piyasaya kazandırılacak. Evet. Bu altınlar hazineye teslim ediliyor. Hı hı. Daha sonra vatandaşın talep etmesi halinde 2 yıllık süre sonunda, hı hı, tabii talep etme tarihlerinde olmak şartıyla, evet, itfaiye tarihlerine gelmeden, hı hı, fiziki olarak 1 kilogramlık külçe veya çeyrek zinet altını olarak geri alabiliyorlar. Fiziki olarak da altını alabiliyorlar. Yani orada da bir vatandaşımızı ürkütecek herhangi bir şey yok bizce. Aslında en sağlıklı olanından bahsediyoruz. Çünkü hep derdi eskiden büyüklerimiz, şimdi biz de diyoruz. Devir gerçekten çok zor, çok kötü bir devir. Az önce de söyledim, ana haber bültenimizde, birçok ana haber bültenlerinde maalesef neredeyse her gün bu yönde ufak tefek zinet eşyaları yüzünden katledilen insanların haberlerini bizler yayınlıyoruz. Sizler izliyorsunuz. O yastık altı alışkanlığını bir an önce aslında kurtulmamız gerekiyor. Evet, öte yandan da gelir elde ediyoruz. Yani zaten altın yatırımı iyi bir yatırım olduğunu biliyoruz ve hep şu vardır. 2 seneye kadar daha yükselecek. Bir bileziğin bir çeyrek doğuracak diye hep böyle şeyler söyleriz. Riske atmıyoruz aslında. Yani aksine altın olarak, düşse bile yine biz ondan kar elde etmiş oluruz. Altın olarak yine duruyor. Üzerine yıllık %2.4 bir getirisi var. Stopajı 0. Vergisi de 0. Yani çok ciddi bir kazanç. Tabii bu sadece hurda altınlar için geçerli. Yani diğer hesaptaki altınlar için geçerli değil. Hurda olarak getirilip hurdadan kalsınız hala işlem yapılacak altınlar. Takabileceğimiz, evet, yani. Evet, yani evdeki çeyrek altın, bileziklerimiz, kolyelerimiz tabii üzerine değerli veya değersiz taş olmayacak. Reşat altını olmayacak. Genel itibariyle hep şu işçiliği az olan diye kuyumcuların piyasasında hep böyle konuşulur aslında. Peki müşterilerden altınların alınmasında herhangi bir değer kaybı oluyor mu? Yani kuyumculardan alırken farklı fiyatı alıyoruz, satarken farklı bir fiyatı alıyoruz. Bu işlem size de geçerli mi acaba? Hayır. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmayacak. Saflığı oranında birebir gram olarak hesaplarına geçecek. Herhangi bir kaybı uğramayacak yatırımcı. İşçilik bedeli göz önünde bulundurulmayacak. Yani peki, herhangi bir kayıplar olmayacak. Süresi ne kadardır bu tahvilin? Ne kadar sizde kalması gerekiyor? 2 yıl süresi. Tabii kupon, kira ödemeleri. Her 6 ayda bir kupon, kira ödemeleri yapılacak. Yıllık %2.40, 6 ayda bir %1.20 şeklinde getirisi olacak. Yani 2 yıl sizde kalacak ama 6 ayda bir biz oradaki getirisini yeni hesabına TL olarak geçeceğiz. Peki biz onu istersek alabiliyor muyuz? Yani çekebiliyor muyuz 6 ay sonrasında? Tabii tabii. Peki size vermiş olduğumuz altını geri alabiliyor muyuz 2 yıl öncesinde? Alabiliyoruz. Sonuçta vatandaş ihtiyacı olabilir. 90 gün içerisinde alırsak %1.5 bir iskonto var. O tabii yapılan masraflardan, evet, dolayı. 90. gün dahil eğer bankamıza satabiliyor bu tahvili veya kira sertifikasını. 90 günü geçtikten sonra da yine bankamıza satabiliyor. Getirisinde almak kaydıyla hiçbir kaybı olmaksızın bankamıza satabiliyor. Yine her türlü aslında yine müşteriyi düşünüyorsunuz. Olabildiğince zararı en aza indiriyorsunuz. Tabii. Sonuçta hazine müsteşarlığımız bu işi sağ olsunlar Ziraat Bankası'yla yapmak istediler. Biz de Ziraat Bankası olarak bu tabii bizim için bir sosyal sorumluluk. Bu altınların ekonomiye kazandırılması gerçekten çok önemli bir olay. Biz de elimizden geldiğince olabildiğince çok kitlelere ulaşıp bunu anlatmak ve ülkemize, hazinemize fayda sağlamak bizim için çok önemli. Hepimiz için çok önemli olması gerekir diye, evet,
düşünüyoruz. Yani evet. Ülkemizin ekonomisi bu konuda iyileşecek, bizim ekonomimiz iyileşecek. Sonuçta yastık altında olduğu zaman değer de kaybedebilir altın. Çünkü ne zaman ne olacağı bilinmiyor. Yani birkaç sene önce 100-150 liraya çeyrek alınırken şu an 250 liralardan bahsedebiliyoruz. Yani bir anda yükselip bir anda düşen bir şey aslında size teslim edildiği zaman çok daha fazla garanti altına alınmış oluyor açıkçası. Tehlikeyi de en azından sıfıra indirmiş oluyor. Bu konuda özellikle altın yatırımcıları bu konuya biraz daha kulak kabartın. Çok güvenilir bir işten bahsediyoruz. Her şeyden önemlisi hem siz kazanacaksınız hem de ülke ekonomimiz kazanacak. Yani bu vermiş olduğunuz altınlar eritilecek ve piyasa yeniden sunulmuş olacak. Bu da bizim ülkemize ciddi katkılar sağlamış olacak. 2 yıl dediniz. 2 yıl sonrasında bir 2 yıl daha uzatabiliyor muyuz? Yoksa bu proje 2 yıllık bir proje mi? 2 yıllık bir proje şimdilik. Ha, hazine tekrar bir ihraç yapmak isterse talep toplayacağız. Başvuruları da ve talebe de bağlı. Peki evet. Efendim vade sonunda ödeme nasıl yapılacak? 2 yılda oldu. Ne olacak sonrasında? Vade sonunda nasıl yapılacak? Müşteri isterse vadesiz altın hesabına gram olarak geçilmesini isteyebilir. Fiziken altının geri ödenmesini talep ediyorsa fiziken altın talep etme dönemlerimiz var. İtfadan bir süre önce bu süre içerisinde gelecekler, talepte bulundukları şubemize, ilgili şubemize başvuracaklar. Bu müşterilerimize bir kilogramlık altın veya çeyiz, çeyrek altın şeklinde altınları ödenebilecek. İleri bir hangi tarihte ödeneceği söylenecek müşterilere. Bu tarihte almazlar ise yine hesaplarına biz gram olarak geçeceğiz. Yine güvenli bir şekilde kalacak. Geçeceğiz. Belki de 2 yıl sonra bir daha hazine müsteşarı bu konuda ciddi ekonomi katkı sağlanırsa belki de uzatabilecek ciddi bir hafiflemeden bahsediyoruz aslında. Güzel ve gecikmiş bir proje bu. Ne kadar süresi kaldı? Hangi tarih son başvuru tarihi? Ne zamana kadar sizlere gelmeliyiz biz? Adana'mız için önümüzdeki hafta yani ayın 13'ü akşamı mesai bitimine kadar Toros ve Adana şubemiz talep toplamaya devam edecek. Ben buradan bütün müşterilerimize, vatandaşlarımıza, hemşerilerime sesleniyorum. Altının ekonomiye kazandırılması çok önemli. Bu ciddi bir imkan. Bu imkanı efektif bir şekilde kullanalım. Hem ülkemize, ekonomimize katkıda bulunalım, hem kendimize katkısı olsun. Şimdiye kadar başvurular ne yöndeydi? Çünkü ilk kez duyulan, yeni duyulan bir şeyden bahsediyoruz. 2 günlük talep toplamamız gayet iyi Adana için. İnşallah artarak devam edecek. Önümüzdeki hafta çok daha fazla talep bekliyoruz. 4 haftalık bir süreç. 81 ilde. 245 ilçemizde 331 şubemiz talep topluyor. İnşallah yoğun bir talep olur. Önümüzdeki süreçte de bu tür hazinemiz ihraçlara devam eder. Herkes kazanır bu işten. Kesinlikle sadece kendimizi de ülke ekonomimize düşünmemiz gerekiyor. Zira ülke ekonomimiz ne kadar iyi olsa bizim de evimizin, kendimizin ekonomisi çok daha iyi olur. Eklemek istedikleriniz var mıdır efendim? Neler söylemek istersiniz bizi izleyen izleyicilerimize? Çok teşekkür ederim. Az önce de söylediğim gibi biz Ziraat Bankası olarak bu işin taşın altına elimizi koyduk. Bütün vatandaşlarımızdan da benzer tepkiler bekliyoruz. Hem memleketimiz için, hem ülkemiz için, hem ekonomimiz için, hem de altın sahibi vatandaşlarımız için çok ciddi bir imkan. Herkesi bekliyoruz. Büyük evinde büyük altını insan. Olan, çeyreği olan, yarımı olan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ve çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere de. Evet sevgili izleyiciler,
altın yatırımını sevenler, o altınları şöyle yastık altından bir alın. 22 ve 24 ayar taşsız olanlar hep piyasada özellikle en az masrafı olan altınlardan bahsediyoruz ama en kıymetlilerden bahsediyoruz. Ziraat Bankası'na götürüp verdiğiniz takdirde 2 yıl içerisinde hem siz kazanmış olacaksınız, altınız gerçekten yeni altınlar tabiri caizse doğurmuş olacak ve her şeyden önemlisi ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaksınız. Bu proje bir şirketin ya da bir bankanın projesi değil. Bu devletimizin bir projesi. Bu hazine müsteşarlığının bir projesi. Ülke ekonomisine katkı sağlamak, kendi altınızı çoğaltmak için tabii ki de Ziraat Bankası'na mutlaka başvurunuzu yapın. Bir güncel programının daha sonuna geldik. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.